hepiniz oturmaktan yoruldunuz arkadaşlar. Aslında ne kadar yorgunsunuz, ne kadar dikkatle dinleyebileceksiniz doğal olarak. Endişeliyim o konuda da. Biraz daha ses. Çünkü günün kaç oldu? Saat 3. 3'e kadar oturmak yorar insanı. Bir iş yapmadan oturmak özellikle. Çalışmaktan daha çok yorar. Neyse o artık olan oldu. Arkadaşların da söylediği gibi, daha önce de belirttiğim gibi sevgi ve saygıdeğer yoldaşlar. Hocam ses biraz daha geliyor. Biraz ses diyor arkadaşlar. Böyle kongreler bana hüzünden başka bir şey vermiyor. Aslında formalite kongresi. Devlete karşı oluşmuş olan bir yasal mecburiyetten dolayı yapılan kongreler bunlar. O bakımdan da insanı mutlu edecek bir yanı yok. Özellikle kadrolaşma bazında kurulduğumuz tarihten bu yana geçen süreci gözden geçirirsek ben geriye gittiğimiz tespitini yapıyorum. 14 yılda kazancımız ne oldu? Belli oranda kayıp oldu. Kitle bazında geliştik. Yani yatay bazda geliştik. Sesimizi yüz binlerce insanımız, işçimiz, köylümüz, emekçimiz, aydınımız duydu. Bizi anladı. Bize saygı duyuyor, bize güveniyor. Ama kadro bazında biz geriye gittik. Şimdi o bizi anlayan insanların da en ileri, en fedakar, en bilinçli kesimlerinin kadroya dönüşmesi belli bir güç görmeye bağlı. Siyasette Stalin'in de dahice belirttiği gibi güçler konuşur, tümenler konuşur. İnsanlar güce bakarlar. Yani doğal bir şeydir yani. İnsan kazanamayacağı bir işle uğraşmaz günlük hayatında. Kaybedeceği bir işle hiç uğraşmaz. İnsanlar günlük hayatlarında son derece materyalisttirler, maddecidirler. Çıkarlarının peşinde giderler. Çünkü işgüdüsel olarak öyle programlanmıştır zihnimiz. Yani işgüdülerimiz bizi hayatta tutmaya çalışır öncelikle. Birinci önceliği budur işgüdülerimizin. Nasıl ki bir bebek bile sıcak bir sobaya, çay bardağına, çaydanlığa elini değdiği anda hem çığlık atar, yardım ister hem de elini hızla oradan çeker ve uzaklaşır. Yani yetişkinlik hayatımızda da böyle davranırız. Bütün canlılar böyle davranır. O bakımdan insanlar tamam ses iyi, doğru şeyler söylüyorsun, güzel şeyler söylüyorsun. Hepsi gerçeği yansıtıyor ama güç nerede? Ben buraya gelirsem bir başarı elde edebilir miyim? Başarıya ulaşabilir miyiz? Bunun muhakemesini yapar insanlar. Öyle olunca da kadroya dönüşmüyor. O yüz binlerce bizi izleyip, anlayıp, bize güvenen insanlar. Bu neden kaynaklandı? Bence üç sebebi var. Bir, dünyanın bayır aşağı gitmekte oluşu.
hani bayır aşağı gidiş durdu demiştik bir yıllarda. İşte o zamanlar Venezuela'da Bolivarcı hareket Chavez liderliğinde yükselişteydi. Bolivya'da Morales liderliğinde yükselişteydi. Aşağı yukarı Brezilya'dan Şili'sine kadar sosyal demokrat hareketler, ilerici hareketler gelişmekte, yükselişte ve iktidardaydı arkadaşlar. Bu dünyanın bayır aşağı yuvarlanmasını, 91'den bu yana yuvarlanmasını durdurmuştu. Ama ne yazık ki o devrimci fırtına bilinçle yönlendirilemedi. Şimdi devrimci fırtınalar esip durmaz. Tıpkı kasırgalar gibi. Gelirler ve geçerler. Tıpkı şiddetli dolular, dolu yağmurları gibi. Gelirler, geçerler. Hayatta hiçbir şey aynı kalmaz çünkü. İşte devrimci hareketler, devrimci partiler bilinçleriyle ve kadrolarıyla o fırtınayı görüp, yakalayıp, devrim yönünde harekete geçirebilirlerse kitleleri zafere ulaşırlar. Usta buna ne diyor diyalektikte? Momenti yakalamak diyor. Anı görmek ve yakalamak diyor. Değerlendirmek diyor. Onu yakalayamadınız mıydı? Geçer gider o. Devrim bir 20 sene, 30 sene daha geriye atar. İşte 60'lı yılların sonundaki fırtınayı böyle kaybettik biz. Daha önceki bir konuşmamızda burada değerlendirmiştik o konuyu. Kitapçık olarak da arkadaşlar yayınladılar. 80'li yıllarda da kaybettik o devrimci fırtınaları. İşte dünyada, Latin Amerika'da esen bu sol rüzgarları bilinçle yönetecek bir devrimci parti ve ülke olmadığı için o fırtınalarda esti, geçti ve emperyalizm tedbirini aldı. Çünkü o dünya sistemini oturtmuş durumda. Uluslararası plandaki hakimiyetinden kaynaklanan bir gücü var. O gücü o bölgeye seferber etti ve o fırtınanın kökünü kazıttı. Küba da ne yazık ki yönlendiremedi doğru bir şekilde bu hareketleri. Küba'da da ne yazık ki yerinde saymaktan kaynaklanan bilinç bazında bir bulanıklaşma, bir heyecan körelmesi, bir bozulma, bir donuklaşma, bir matlaşma oluştu. Ve bunun en somut örneğini Obama'nın Küba açılımı sırasında yaşadık. Gördük, tanık olduk buna. Obama geliyor, Raul yanı başında Küba halkına, Küba devrimine ve Küba'nın sosyalist ideolojisine çizikler atıyor. Onlar da dinliyorlar. Raul da dinliyor. Fidel o arada son makalesini yazdı. Tutarsızlıklarla dolu artık Fidel, düşünmekten kesilmiş. Trump gelmeseydi Küba bugün büyük felaketlerle yüz yüze gelmişti. Eğer o atılım Amerika'nın yaptığı ve inisiyatifin tamamen ABD emperyalistlerinde olduğu o atılım, o Küba açılımı Küba ekonomisini tümüyle ABD emperyalist ekonomisine entegre edecekti ve küt diye sırt üstü kündeye getirecekti Küba'daki sosyalist iktidarı ve düzeni. Ama Trump'ın faşist bunaklığı
onu durdurdu. Kavrayamadı o. Metafizik ve faşist bir ruha sahip olduğu için Hitler gibi hata üstüne hatalar yapıyor. İşte böyle bir yönlendirmeden de yoksun olunca Latin Amerika devrimcileri bilinçleriyle hareket etmiyorlar, heyecanlarıyla hareket ediyorlar. Geçmiş kulaktan dolma menkıbeleriyle hareket ediyorlar. Ben sanmıyorum yani Lenin'in devrim öğretisini bilinçlice okuyup kavramış olan olsun aralarında. O yüzden o fırsat kaçtı ve emperyalistler yeniden saldırıya geçtiler. Dünya çapında saldırıya geçtiler. Latin Amerika'da geçtiler biliyorsunuz. İşte Venezuela bile bugün artık kıskaca alınmış durumda. Açıktan askeri işgalleri tartışıyorlar. Kendi ajanlarını devlet başkanı ilan ettirdiler. Parlamento başkanı diye bilinen bir haini Almanya'sından İngiltere'sine, Fransa'sından Amerika'sına, Kanada'sına kadar hepsi onu tanıyorlar. Şimdi bir de bunların hukuktan, demokrasiden, insan haklarından anladığı da bu. Ya kısa süre önce seçim olmuş ve Maduro bileğinin hakkına çoğunluğu sağlayarak oyların devlet başkanı seçilmiş. Sen nasıl gayrimeşru bir isyankarı meşru ülkenin Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanırsın? Ama adamların hukuk filan umurunda değil ki. Biz hep bunu söylüyoruz yıllardan bu yana. Ama hain burjuva, küçük burjuva düşünürleri, sahte sollar diyorlar ki Batı hukukun demokrasinin beşiği. Ya ne beşiği olacak? İşte durum meydanda. Onlar insan soyunun baş düşmanları. Dünyayı bugüne kadar defalarca cehenneme çevirmiş emperyalist canavarlar. Neyse konuyu fazla dağıtmadan, demek ki birinci sebep dünyanın bayır aşağı gidişi. Dünya her zamankinden daha çok tek bir dünya. O bakımdan bu genel gidiş tek tek her ülkeyi ve her ülke insanını, halkını etkiliyor doğrudan. İnsanlarda devrimci düşüncelere ve inançlara karşı bir umursamazlık oluşturuyor. Bir güvensizlik doğuruyor. Zayıf kişiliklerde döneklik doğuruyor. Birinci sebep bu arkadaşlar. Bu bayır aşağı gidiş bizi etkilemedi mi? Etkiledi. Bizi de etkiledi. Kadro bazında gelişemememizin birinci sebebi de yahut üç sebebinden biri de bu. Heyecan azalmasına yol açtı yoldaşlarımızda, kadrolarda. Bunu şahsen ben görüyorum. Pek çok arkadaş da görüyordur. İkincisi, ülkedeki para babaları iktidarının ve onların temsilcisi Tayyipgiller iktidarının partimize karşı uyguladığı kanunsuz abluka. Seçim dışına bırakması partimizi. Her türlü yasayı ayaklar altına alarak artık bir hukuk bürosuna dönüştürdüğü YSK aracılığıyla, Yargıtay aracılığıyla bizi kanun dışına attı. Bu da bazı yoldaşlarımızda
tabii bir heyecan azalmasına yol açtı. Eğer şu an bir seçime girebilseydik bence 500.000'dan aşağı oy almazdık. Belki daha fazla alabilirdik. Marksist solun tartışmasız lideri olduğumuz tescil edilirdi. Dost da düşman da bunu kabul etmeye mecbur kalırdı. Bu da bir heyecan dalgası yaratırdı yoldaşlarımızda. İşte bundan da yoksun bıraktı bizi. Bir üçüncüsü de kadrolarımızın genelliğinin heyecan yönünden geriye gitmeleri gün be gün. Yani bu öznel sebeptir. Öbürü düşman öbürleri. Dışımızdaki sebeplerdir onlar. Düşman saldıracak. Onun görevi bu. Saldırmazsa zaten düşman olmaz. Yahut biz yanlış yerdeyiz demektir. Sen doğru yerde savaşıyorsan düşman mutlaka saldıracak. Ama biz de bütün kapasitemizi devrimin önceliklerine ayırmadık. Genelliğimiz için söylüyorum. Öyle olunca yeni insanlar kazanamadık, yeni kadrolar çıkaramadık. Ustayla çalışmış olan en eski kuşak, o çelikleşmiş kuşak sağlam kaldı. Ama onların da sayısı işte bir avuç. İşte Orhan Yoldaş'ı kaybettik bir yıl önce. İşte Mustafa Yoldaş çok ağır bir ameliyat geçirdi. Yani yetersiz kaldı. Bu bir avuç insanın mücadelesi de yol açmaya, ablukayı kırmaya. Ondan sonra gelen ikinci kuşak, yani ustadan sonraki, 70'ten sonra gelen kuşaklar, onlarda da bir artık ihtiyarlama, yaşlanma doğal olarak, yani onların getirdiği bir yıpranma ortaya çıktı. İşte Zeki bypass'tı, yine kalbi bir sorun çıkardı. Yine haftaya yeniden hastaneye gidecek. Ve hepsinin aşağı yukarı sağlık sorunları var. Yani doğanın mevcut şartları, kanunları gereği onlar da biyolojik olarak enerjilerinin azaldığı bir sürece girdiler. Gençlerimiz ise 12 Mart, 12 Eylül yıllarının o devrimci kasırgalarını hiç yaşayıp bilmedikleri için, tanımadıkları için o ruha sahip olamadılar. Olmadılar. Böyle bir kişilik oluşturmadılar. Şimdi belki ağır konuşuyor diye düşünebilir arkadaşlarımız ama daha önce de defalarca belirttim. Ben bir fabrikada aylarca çalışacağım, bir işçi getiremeyeceğim buralara. Bunu ben asla kabul etmem yani. Bir okulda çalışacağım, bir iş yerimde çalışacağım, getiremeyeceğim. İnsanları ikna edemeyeceğim. Kabul etmem bunu. Hangi meslekte olursam olayım, kabul etmem.
İşte en son duruşmamızda avukat arkadaşlar ve izleyen arkadaşlar gördü. Mübaşir kız baştan sona beni başıyla tasdik etti. Gayri ihtiyari tasdik etti. O denli kalplerimiz aynı frekansta atmaya başladı ki benim her söylediğimi mütebessim bir yüz ifadesiyle başıyla tasdik etti. Yani onun gönlünü kazandık biz. Yani böyle anlattığınız şekilde günlük çalışma biriminizde size ikna olmayacak insan yok demek benim kabul edemeyeceğim bir şey. Ben bunu neye bağlarım? Arkadaşlarım, sizde heyecan yok. Ondan etkileyemiyorsunuz derim. Heyecan olan insan her yerde aynı şekilde konuşur. Polisle de aynı şekilde konuşur, mahkemede de aynı şekilde konuşur. Konuşulur mu? Konuşulur. İş yerinde haydi haydi konuşulur. İşte yeni kuşaklar o fırtınalıyı yaşamadıkları için onu benimseyip göremediler, örnek alamadılar. Kişiliklerini ve ruhiyatlarını ona uygun şekilde oluşturamadılar. İşte bir gözüm okumaya katılmıyor, sol gözüm. Retinada sorun var, perde oluşmuş, zar oluşmuş amca üzerinde diyorlar. Öbürüyle senkronize mi denir? Muteber. Olmuyor. Ve sağ gözümle okuyorum ama okumadan da duramıyorsun ki. Yaşamanın anlamı olmaz. O kapanıncaya kadar da okuyacağız. Mücadele edeceğiz. Yani ama işte bu hayat böyle. Ve insanlar böyle. Bu sırf bize özgü bir şey değil. 1905 devrimi yenilgiyle sonuçlandı biliyorsunuz. Rusya'da. 1905'ten hatırladığıma göre 12'ye kadar gericilik yılları hakim sürdü. Ve o dönemi nasıl anlatıyor Lenin? Sadece aydınlar değil, işçiler de kitleler halinde partiden istifa edip uzaklaşıyorlardı diyor. Demek ki gericilik yılları insanda böylesine bir savrulma ve tahribata sebep oluyor. İşte dediğimiz gibi insan türü tüm diğer canlılar gibi maddi çıkarlarına odaklı yaşadığı için gericilik yılları İnsanlarda umutsuzluk yaratıyor. Yani kaybedeceğim bir davanın peşinde koşmayayım diyor. İnsanlar kopuyorlar, ayrılıyorlar. Ama 12'den sonra yeniden devrimci yükseliş dalgaları geldi ve kitleler yeniden, çünkü doğru bir önderlikte var, şahlandı. Yani bu böyle oldu arkadaşlar. Ama işte ustamızın anlattığı partili olmak nedir? Bunu boş şerele olsun diye asmadık oraya. Bir estetik aksesuar olsun diye de asmadık. Okuyup onun ruhunu kavrayacağız. Partili olmak odur. Devrimci olmak odur. İşte onu okuyalım be. Muhakemesini yapalım. Biz gerçekten o muyuz? İşte genelimiz o değil. Orada tarif edilen partili değil.
Yoksa hayatımızın, yaşamamızın biricik amacı ve anlamı davanın sorunları olur. Böyle bir partili için. Diğer her şey ikinci, üçüncü, beşinci meseleler olur. Evet arkadaşlar, işte bu sebeplerden dolayı bu hüzünlü kongreleri yapıyoruz. Bu acı olayları ve yılları yaşıyoruz. Şimdi eğer tüm arkadaşlar oradaki gibi bir devrimci olsa her şey buz gelir ya. Böyle devrimciye her şey buz gelir. Bakın 12 Eylül öncesi, 12 Mart öncesi sokağa çıktınız mı akşam eve sağ dönebileceğinizin garantisi yoktu. Yani sokağa kelleyi koltuğa alıp çıkmak mecburiyetinde kalıyordunuz. Bu devrimcinin doğal yaşamı ve seçeneğiydi. Aşağı yukarı her gün 1, 3, 5, 10, 20 hatta 100, 110 devrimci, demokrat, halktan insanımız katlediliyordu. Kontrgerillanın yönetiminde olduğu devletle iş içe geçmiş MHP'li faşist güçler tarafından. İşte bu katliamları o günleri yaşayan arkadaşlar çok iyi bilir. Değil mi? Maraş katliamı. Genç, yaşlı, çocuk, kundaktaki bebe, kadın ayırt etmeden 111 mi? İnsanı katlettiler arkadaşlar. Çorum katliamı, Sivas katliamı, Şentepe katliamı, Bahçelievler katliamı, yedi tipli değil mi? Balgat katliamı. Evet. Beyazıt, 6 Mart katliamı. Yani. 1 Mayıs 77 katliamı. 34 işçi kardeşimiz. Ki hareketimiz o gün meydandaydı. Ama buna rağmen bunların hiçbiri umurumuzda değildi. Bunlar gençlerin devrimci hareketlere akın akın girmesine engel oluşturmuyordu. Tam tersine daha yoğun bir şekilde insanlar devrimci hareketlere katılıyordu. Ve devrimciliği de o şartlarda ve onları kabullenerek benimsediğiniz için hiçbiri sizi zerre miktarda etkilemiyordu. Korkutmuyordu. O zaman doğallıkla hayatınızın birinci önceliği devrimci kavga oluyordu. Çünkü var olup olmamanız, hayatta kalıp kalmamanız o davanın başarısına ve zaferine bağlı durumdaydı. Bugün oysa şimdi partiye geliyorum. Demirbaşlar var. Bazen takılıyorum il yöneticisi arkadaşlara. Ben partinin adını değiştirmeyi teklif edeceğim diyorum. Neden amca diyor Pınar? Halkın Demirbaşlar Partisi teklif edeceğim diyorum. Çünkü sadece Demirbaşlar var. Yani yeni kimse ne geliyor ne gidiyor o zaman. Daha uygun olur mevcut duruma diyorum. Yani artık insanlara partide vakit geçirmek bile ağır geliyor. Dışarısı kafeler, sahiller yahut ne bileyim başka yerler ve oralarda zaman öldürmek daha hoşlarına gidiyor.
Neyse arkadaşlar, bu tatsız konuyu geçelim isterseniz. Ama bizim ruhiyatımız böyle oluştu. Başka türlü yaşayamayız. Hatta nefes alamayız. Devrimci kavgadan uzak kaldık mı soluk alamayız. Bir ömür parantez içinde geçmiş hayatımız. Bundan sonra kişici zevkler peşinde mi koşacağız? Mal mülk peşinde mi koşacağız? Utanç verici bir küçülme olmaz mı bu bizim için? Olur. Son soluğumuzu verene kadar 60 öncesinde devrimci harekete 67'de ilk adımıza attığımızda neysek böyle kalacağız. Ustamız da öyle olmuş mu? Öyle olmuş. Bak ağır kanser kanamaları içinde, acılar içinde insan kıvranıyor. Dost bildiği herkes ihanet etmiş. Ömür boyu güvendiği, dağ gibi güvendiği ve savunduğu koca sosyalist kamp Sovyetler Birliği başta gelmek üzere onu hasım ilan etmiş. Düşünün insanın yaşadığı acıları o anda bir. Ama buna rağmen onlarla hesaplaşıyor değil mi? Brejnev'e mektubu ölmeden 11 gün önce mi yazmış? Yanlış hatırlamıyorsun. Hesaplaşmaya devam ediyor yani. Bir taraftan sondalarla kan işiyor. Bir taraftan adım atacak dermanı yok, kolunu kaldıracak dermanı yok. Ama bir tahta kontrplak parçası üzerinde hesaplaşmaya, mücadeleye devam ediyor. Ve bize o anda bile teorik bir hazine bırakıyor. İşte yol anıları. On iki Mart'la da hesaplaşıyor tabii. Tabii hesaplaşıyor. Faşist cuntacılarla. Emperyal ABD, AB emperyalistleriyle de hesaplaşıyor. Sıkı yönetim mahkemeleriyle de hesaplaşıyor. Evet arkadaşlar. Yani demek ki zaaflarımızın başında gelen bu durum, bu ağır yara, bunu da aşmaya mecburuz. Aşmak zorundayız. Ya gerçek devrimci kalacağız ya da kopup gideceğiz. Düzene karışacağız. Ki kopup düzene karışanlar var. Bizim dışımızda gerçek sol da kalmamış. İki kara delik olarak, yani sönmüş yıldızlar var ya uzayda, aynen onların gücünde ve tahribatında, tahribat yapma potansiyelinde, enerjisinde iki kara delik olarak tanımladığımız Soroslaroğlu Kemal Efendi'nin yeni CHP'siyle Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin PKK'si, HDP'si, YPG'si bütün bu solu yuttu götürdü gitti. Yok etti. Onlarda bir bilinç yoktu. Devrimci bilinç yoktu. Teori yoktu. İdeoloji yoktu. Öyle olunca kolayca kafa kol oldular. Yuvarlanıp savrulup gittiler.
Şimdi sadece atları var. Bir de hikayeleri var geçmiş, değil mi? Bir maddi varlıkları yok artık. Bu iki kara deliğin eklentisi durumunda onlar. Lenin Usta dahice ne diyor? İdeolojik olarak iflas etmiş bir hareketin pratikte var olma hakkı bitmiştir diyor. Teorileri iflas etti. Teori kayıkçıkları yaşamın sert kayalarına çarparak paramparça oldu. Battılar onlar. Ne teorileri kaldı, ne kendileri. Ama biz hep var olmaya devam edeceğiz. Çünkü biricik devrimci teoriye biz sahibiz. Biricik her bakımdan gerçek devrimci Öndere Usta'ya biz sahibiz. Marksizmin, Leninizmin bütün devrimci hazinelerini sadece biz geliştirip özümledik. Ve devrim yolunu ortaya koyduk ve o yolda yürüyoruz. Bizi hiçbir güç asla yok edemez. Bugün bizim dışımızda ABD ve AB emperyalist haydutlarına karşı çıkan var mı? Yok. Sevirci sahte sol. Bu emperyalist insan soyunun baş düşmanları hakkında kimisi ne tür bir tutum içinde öyle gösteriyor kendini, kimisi de açıktan yandaşı. Maaşını oradan. Şimdi maaşını hepsinin oradan alması olası olmaz tabii ama onun ajanları tarafından, onun hakimiyetindeki hareket tarafından yönlendiriliyor. Onun etki kapsamı içinde. Bir kısmı da işte tip milletvekili denenler gibi şu anda. İşte eski emek vesaire milletvekili denenler gibi meclise sokuluyor. Onlar tarafından mamalanıyor filan. Yani. Kimisi de CHP tarafından mamalanıyor, meclise sokuluyor. Birçoğu eski dönek Soros Çoroğlu Kemal Efendi'nin yandaşlarının, yeni yandaşlarının yani. Eski sosyalizm döneği. Oysa bugün eğer bir insan namusluysa ve devrimcilik iddiasındaysa kesin kes insan soyunun bu baş düşmanı iki emperyalist haydut devlete ve bloka karşı savaşmak zorunda. Onlara yandaş ya da onlara hayırhah bir tutum içindeyseniz devrimciliğiniz sahtekarlıktan başka hiçbir anlama gelmez. İşte adam Orta Doğu'da 10 milyon insanı katletti geçti. Şimdi buna karşı çıkmayacak mıyız? İşte Latin Amerika'ya müdahale ederim diyor. Dünya benden sorulur diyor. Arap ülkelerini tümü o yönlendirmiyor mu? Birkaçı dışında tabii. İşte Suriye'de Beşar Esad liderliği ona uymadığı için ülkesini cehenneme çevirdi. Libya'da Gaddafi onun emirlerine uymadığı için hem kendisini linç ettirdi hem de ülkesini cehenneme çevirdi.
Irak'ta Saddam kesin kes teslim olmadığı için kendisini astı. Başkanı sorgulamak diye bir CIA ajanının analistinin kitabı var. Adını unuttum. Neydi İlhami, hatırlayabilir misin? Adım sayamadım ben de artık. Felix Green galiba. Evet, Felix Green herhalde. Felix Green galiba. Evet, evet. Anımsadım şimdi, evet. CIA analisti olarak kendisini takdim ediyor, tanımlıyor. Saddam'la ilk görüşmeyi Amerika adına yapan resmi ajan. Arkadaşlar. O da anlatıyor. Donald Rumsfeld geliyor. Mektup yazıyor Saddam'a. Anlaşma mektubu. Saddam tutuklu. Diyor ki bu konular üzerinde anlaşırsak seni John evet Nixon. Evet İlham, yanlış hatırlamışız. John Nixon. Evet. Seni kurtarabiliriz. John Nixon tutuk evinde, cezaevinde ya da zindanda diyelim, Saddam'a bu mektubu uzatıyor. Bu Amerikan devleti tarafından gönderildi. Anlaşırsak kurtulursun diyor. Saddam kesinlikle reddediyor mektubu almayı. Bırakalım okuyup anlaşmayı, mektubu almayı bile reddediyor. La la diyor. Ne diyor Gülden Esma? Hayır diyor. Evet. La diyor Saddam. Ve elip cebine, alıp cebine koymak zorunda kaldı. Ve açıktan Donald Rumsfeld sonra bir ziyaret de yapıyor, basına yansıdı. Seni Irak'taki direnişi durdur, öyle bir çağrıda bulun, istediğin Arap ülkesine gönderelim diyor. Karşınızda vatanını ve milletini satacak bir insan yok. ABD'li yetkili diyor Saddam. Kiminle konuştuğunuzun farkına varın, uyarırım sizi diyor. Böyle olunca ne oldu? İpe götürdü. Asıldığı günün hemen ertesi günlerde Öcalan'ın bir açıklaması oldu. Bazı arkadaşların hatırındadır. Aynen kurduğu cümle şu cümleler. Saddam kaba direniş yaptı diyor. Bana da böyle diye davran diye teklif edenler oldu ama ben o oyuna gelmedim. Yani işbirliğine girdim TC ile diyor. O zaman biliyorsunuz Mustafa Kemal'in milliyetçiliğine falan övgüler cinsi yani. O ırka dayanan bir milliyetçilik değil, kültürel bir milliyetçiliktir. Onu anlamamız lazım diye. Kemalist oldu birkaç yıl boyunca. Yani demek istediğim arkadaşlar, eğer ABD haydutunun dünyada yapıp ettiklerine karşı çıkmazsak bırakalım devrimciliği, gerçek anlamda insan bile olamayız. Çünkü insan demek vicdan ve ahlak demektir. Eğer vicdana ve ahlaka sahipseniz bu zulme karşı olacaksınız. Zaten onlar emreder. O vicdani ve ahlaki değerler sisteminiz size emreder. Bunu böyle davranmayı. Onu yapamıyorsanız insan değilsiniz. Sureta insansınız. İçiniz boş. Robot gibi.
Yani kabuk insan ya da. İşte insan olmak da kolay değil, devrimci olmak da kolay değil arkadaşlar. Sıradan işler değil bunlar. Tabii sadece bu haydut ABD ve AB'ye karşı olmakla yetinmeyeceğiz. Bir de neye karşı olacağız? Onların bölgemizdeki ve ülkemizdeki işbirlikçilerine karşı olacağız. Aynı düşmanlıkla, aynı kararlılıkla. İşte bunu da sadece biz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparsanız bu size neyi emreder? Onların mahkeme salonlarında bile hayır, ben savunma yapmıyorum. Ben burada ABD yapımı ve işbirlikçisi hain Tayyipgiller iktidarının ihanetlerini, vurgunlarını ve zulümlerini yargılamak için bulunuyorum demeyi emreder. Bu savunma içinde suç duyurusunda bulundu ya hakim. Yeni dava açıldı. Dün savcının iddianamesi gelmiş. Hazretler'e çocuklar resmini çekip göndermişler. Bu ibareyle başlıyor. Daha da devam ediyor. Nesi yanlış bunun diyeceğiz? Ben buraya da savunma yapmak için gelmedim. Aynı şeyi yapmak için geldim. Tayyipgiller iktidarını yargılamak için geldim diyeceğiz. Sen de suç duyurusunda bulun. Ona da dava açılsın. Biz o da kabulümüz diyeceğiz. Tayyipgiller siyaset sahnesine çıktıkları anda bunları nasıl tanımladık arkadaşlar? Bunlar kanuni bir siyasi parti değil. Bunlar çıkar amaçlı mafyatik bir ortaçağcı örgüt. Bir suç örgütü. ABD yapımı bir suç örgütü dedik. İşte bize en karşı olanlar bile yavaş yavaş bunların kanunsuz bir örgüt olduğunu kabul etmeye başladılar. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra ya insanları ahmakın da ötesinde eşek yerine koydular be. Bir zarf içinde 4 tane pusula, üçü geçerli, biri geçersiz. Niye? Çünkü o birinde Tayyip kaybetti. Öbürlerinde kazandı, ondan geçersiz. Bunun neresi kanun, neresi hukuk? Yersen böyle, bizimki yersen lokantası diyor adam. Buna da kem küm ederek de olsa karşı çıktılar ama açıktan bizim düzeyimizde karşı çıkan var mı? Yok. Buna eşekler bile güler ya. Bir zarftaki üç pusula geçerli, biri geçersiz. Niye sandık kurullarının görevlileri bazıları devlet memuru değilmiş? Onları da sen atadın. Ne seçmenin zerre miktarda rolü var bunda, ne de CHP'li adayın. Senat adın, sen belirledin onları da. Kaldı ki kaç seçimdir o işlerde öyle yapılıyormuş. Şimdi yine atıyor. Yine atadı.
Ama dedik ya adam, yani adamın derdi kanun manın değil, kanun yok yani. O bakımdan 15 Temmuz sonrası yazdığımız 3 kitabın başlığı ne? Kanunsuzlar. Kanun tanımaz bunlar, yok kanunları. Kanun çete reisinin ağzından iki dudağı arasından çıkacak buyruklardır kanunlar. Başka kanunları yok bunların. Üstelik kendisi de milleti kandırarak ben cumhurbaşkanıyım diye yediriyor, satıyor kendini. Biz ne diyoruz bunların mahkemelerine? Cumhurbaşkanı demek suç işlemektir. Suça ve suçluya ortak olmak demektir. Eğer tüm kendini sol olarak adlandıranlar bunu diyebilseydi Tayyip belki de yerinde duramazdı. Ama hala onların jargonu Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı vesaire. Yani gördüğümüz gibi insanlar da namuslu geçinenlerde de namus bütün değil. Cesaret yok. Tutarlılık yok. İyi o zaman herkes sahte diplomayla istediği mesleği yapsın. Muteberin yanına gelsin, cerrah olsun. Metin'in, Said'in yanına gitsin, ben avukat olsun. Yargıç olsun. Sahte diplomayla. Onlara niye karşı çıkıyorsun? En tepedeki sahte diplomayla 82 milyonu ahmak yerine koyuyorsa bırak bu insanlar da yapsın istediği mesleği. Herkes kafasına göre meslek sahip olsun. Kaldı ki bu diplomaları ayarlayanlar da var. Tayyip'inkinden daha düzgün bir şekilde yani. Belli olmaz şekilde yapıp onu becerenler de var dijital ortamda. 10 küsür yıl Artvin'de acil doktorluğu yapmış bir doktor. 10 küsür yıl. Öğretmenlik yapmış. Onda da bir hasta uyanıyor ya. Verdiği ilaçları eczacıya götürüyor. Eczacı diyor ki tanıdık eczacı da. Oranın insanı. Senin rahatsızlığın ne bu? Verdiği ilaçlar bu. Hiç ilgisi yok. Ya diyor burada bir anormallik var. Yani bu rahatsızlığa bu ilaçlar olmaz. Bu doktorda bir şey var, bir durum var diyor yani. Şikayet falan bir araştırılıyor ki sahteliği meydana çıkıyor. Eczacı uyanmasa adam belki oradan emekli olacak. Yani ama bu milleti geçek yerine koya koya devranını sürdürüyor. Saray üstüne saray yaptırıyor. İşte dünün haberiydi. Atatürk Orman Çiftliği'ne de sığmıyor. Yeni eklentiler yapıyormuş. Sığamıyor adam. Okluk'taki yeni yazlık saraya sığmıyor. Onu da genişletiyor. Bilmem kaç bin ağaç daha kesecekmiş. Yıkıp yeniden yapacak. Ha, yıkıp yeniden yapacak. Evet. Yıkıp yeniden yapacak. Amerika'da dün yeni saray yapıldığı haberi çıkmış. Evet. Amerika. Evet. Evet. Ya kaçak sarayın bile maliyeti belli değil ya. Kendi açıkladıkları 1,3 milyar dolar. Ama bazı AKP'liler 3 milyar dolara mal oldu diyorlar. 3 milyar liraya mal oldu diyorlar. Bazıları 5 milyara mal oldu diyorlar. Ya bu devlette bir Sayıştay var. Bu işlerin hesabını, kitabını yapan, maliyesi var. Denetimini yapan
Ama işliyor mu buna? İşlemiyor ya. Hiçbir şey belli değil. Değil hocam. Belli değil tabii. Köprülerin maliyeti belli mi? Belli değil. Belli değil. Belediyeler ya işte ya böyle yeni çıkıyor. Yani bunların yağmadan başka bir şey yok ya yapıp ettikleri. Bir ağacı 26.500 lira artı KDV'ye nasıl alır insanlar ya? Ya 2016'dan bu yana da depoda tutuyor. Depoda tutuyor yani ihtiyaç da yok öyle bir şey. Yani 2016'nın fiyatıyla bu. Ya bu adam hala iktidarda ya. 9 liralık bir fidanı, 1 liralık fidanı 9 liraya alıyor ya. Daha bunlar ortaya çıkanlar. Özellikle hani amiyane deyimle Mamo turpun büyüğü derler ya, turpun büyüğü İstanbul'da. Evet. Türkiye bütçesi gibi bütçesi var. Asıl vurgunun büyüğü orada meydana çıkacak ya. O yüzden zaten böyle çabalıyor. Ne yapıp edeyim? Onu elden kaçırmayayım. Bir de dijital verileri İstanbul Belediyesi'ni hemen blok etti bak vermediler İmamoğlu'na. Ya anında Tayyipçiler mahkemeye başvuruyor. Danıştay'a anında jet hızıyla karar çıkıyor. Yürütmeyi durdurma çıkıyor. Jet hızıyla. Niye? Orada bir sürü belgeler hepsi ele geçmiş olacak. İspark'ın bütün kayıtlarını sildiler diyor. Sildiler, evet. Habire kayıt, günlerce kayıt sildiler bir de sana. Yani işte bütün bunlar neyi gösteriyor? Bunların mafyatik bir çete olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Açık, net, %100 kesinliğe sahip ve insanları dinle aldatıyorlar. Başka da bir silah yok. Din afyonu. Onu yedi mi insan? Ağır kanser hastalarına verilen morfin bile onun yanında aspirin gibi kalır. Muteber. Bu din afyonu o kadar uyutucu ve zihni tahrip edip çökertici bir afyon ki. İşte ya Kırklar Dergahı'nın yeni kitabı çıkmış Sait okudum dedi. Okuyacaksınız. Bademci Şeyh'in. İnsanlar ne hale geliyor ya? Nihat Genç o da TV'de onlara ilgili bir yazı yazdı. Ne hale geliyor insanlar arkadaşlar? Ama bunlar bu işte. Ne yapacağım? YSK'yi de artık bir suç örgütü haline dönüştürdüler. Ne zamandan bu yana? 2002'den beri. Amerikan Büyükelçisi ziyaret etti. Ondan sonra iş bitti. Tufan Algan'dı değil mi evet. Başkanı? Evet. Tayyip'i kanunsuzluklarla sarmalayarak sözde sosyal demokrat. He. Meclise ve başbakanlığa getirdiler. Bunda da en büyük aktörlerden biri Baykal hainiydi yani. Ben ölmesin sürünsün diyorum. Yani. Onda da utanmanın, arlanmanın, onurun zerresi yok. Zerresi yok yani. Boğaz'da bir toplantı yapıyorlar. 3 saatlik bir toplantı. İşte burada Sabahattin Önkibar da yazdı. Yazıyor burada. İmamlar ve haramiler medyası. Anlaşıyorlar. Erdoğan başbakan olacak. Baykal da cumhurbaşkanı olacak. Bu devranda sürüp gidecek öyle. Baykal kendisi de açıkladı. Kendisi başka beni türlü... kandırdılar diyor. Başka türlü açıklıyor. Bu konuda anlaşmadık da diyor. Başka türlü... Demokrasinin gereğini yaptım diyor. Soroscu Kemal da aynı şeyi dedi. Demokrasinin gereğini yaptık dedi. Ulan ne demokrasisi ya? Sen anayasayı değiştirdin. Bir suç örgütü liderini meşrulaştırdın ve meclise soktun. Milletin başına bela ettin.
Yani işte bunu da hala sürüyorlar CHP'liler ya. Bunlar yani o bakımdan ben bunlara çok mesafeliyim, uzakım yani. İnsan denmez ya bunların %99'una da. Ya o zavallı kadını, evli kadını 10 yıl kullanıyor ya. 10 yıl. Ve CHP yönetiminden herkes biliyordu bu işi diyorlar. Onlar da pezo. O pezolara sormak lazım. Bu puştu meclise sokuyorsunuz da o zavallı kadını niye sokmuyorsunuz? Madem. Hepiniz birer boynuz takın. Sokun onu da meclise. Ya bizim yani yetiştiğimiz çevre mi diyelim, ailemizden gördüğümüz ahlaki ve vicdani namusa ilişkin değerler mi diyelim, evli bir kadın al, yan bakana puşta olan denir bizim orada. Ve herkes nefret eder orada. Ne olursa olsun. Ama yani bazı bekarmış. Kendisi başka, kendisi de bekarmış. Başka kadınlarla da düşer kalkarmış, bilmem neymiş. Onlara belli ölçüde müsamaha gösterilir hani. Çapkın denir, zampara denir, bilmem ne denir. Ama evli bir kadına yan baktığın anda adım puşta olandır. Artık o mahallede de herkes yüzüne tükürür. Evlere de sokulmaz, selam da verilmez ona. O değerler de bitti artık. Efendim? O değerler de bitti artık. O değerleri de bitirdiler. Evet amcacığım. O değerleri de bitirdiler. Yani bu böyle bir adam bu Baykal denen adam da. Yani en çok neye üzüldüm bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen de bu tekerlekli sandalyeyle meclise geldi ya, yemin etti. Karısı olacak kadıncağız da dinleyici sıralarından oturmuş ağlıyor ya, sevinç gözyaşı döküyor güya yani. Nasıl kahroldum ya? Nasıl kahroldum ya? Bir zavallı kadın, o seni ne hale düşürdü ya? Geliyor bir de yani yemin etmesi yeniden meclise, ulan ömrü zaten orada geçti onun. O sıfatı yeniden kazandı diye sevinç gözyaşı döküyor ya. Ama kadınlık onuru yokmuş demek ki. Kadınlık onuru yokmuş onda da. Demans başlamış. Evet. Olsa zaten o anda tepki gösterirdi. Neyse arkadaşlar ya. Onlar işin yapıyor. İşin evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar vaktimiz de geçiyor. Siz de yorgunsunuz. Bazı arkadaşlar da uyukluyor. Onları da görüyorum. Evet. Tek gözle olsa görüyoruz onları da yani. Gerçi öbür gözüm de o kadarını görür. Okumaya katılmaz da uyuyanı görür ya. Şimdi bunların idolleri var değil mi Tayyipkiler? Nedir geçmişe dönük en büyük idolleri? Daha geç... Abdülhamit diyen arkadaş? Abdülhamit değil mi? Abdülhamit arkadaşlar. Şimdi Abdülhamit neymiş, kimmiş? Şuradan Naim Babiroğlu diye bir eski asker. Evet. Arkadaşlar. Denizci. Tuğgeneral mi olacak? Böyle hatırladığım kadarıyla evet. O aktarmış buraya. Genelde şeyden aktarıyor. Doktorası da var Naim. Evet, 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 evet. 70'lik bir subayın anıları, ben aktarmalar yapmıştım daha önceden bu kitaptan hatırlarsınız. Rahmi Apak diye. Ermeni meselesi üzerine. Ermeni meselesi üzerine, doğru hatırladın Sait. Yani
Balkan Savaşı'na kurtuluş, birinci emperyalist paylaşım savaşı'na kurtuluş savaşı'na katılmış bir subayın anılarını yazmıştı. Türk Tarih Kurumu kitaplarından yayınlar arasında çıkmıştı, aktarmalar yapmıştım da. Şimdi bu da Babiroğlu da oradan aktarmalar yapıyor. Yani güzel yeri koymuş. O bakımdan bunun da hakkını yemeyelim. Buradan okuyalım dedim. Abdülhamit ne yapmış, neymiş? Yani kısaca şurada. Diksiyonum düzgün diyen ve sesimde gür diyen bir arkadaş, aday. Kendini öyle tanımlayan bir genç arkadaşımız varsa utanıp sıkılmasın yani. Ben de biraz çay içerek daha genç bir arkadaş lazım. Hoca genç diyor. Genç tabii ya, var arkadaşların hemen aday olması gerekir yani. Tane tane sakin tamam. Okuyacak. Bir otur amcam. Şuradan başlıyoruz değil mi? He, ayakta olma, otur yani. Ayakta olursan belki dalgalanır sesin. Evet. Osmanlı Devleti'nin çöküşü, çağdaşlaşmaya engel olan cehalet. Rahmi Apak, 2. Abdülhamit döneminde Balkan ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan bir subaydır. 70'lik bir subayın anıları kitabında Balkan Savaşı sırasında yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyordu. Bir yerde küçük bir sırt üstünde 7-8 subayın daire şeklinde bir şeyler yaptıklarını gördüm. Hayvandan inerek onların yanına sokulduk. Subaylardan birisi Kur'an'ı ortasından bir ipe bağlamış, bu ipe bir anahtar geçirmiş, mukaddes kitabı çeviriyor, sonra bırakıyor. 7-8 defa bükülmüş olan ip dolasıyla bu defa geriye dönen ve sonra sağa sola ufak hareketler yapan Kur'an nihayet kuzey istikametinde durunca kitabı çeviren subay, işte kitabın gösterdiği istikamet, bizim için hayırlı olacak istikamet burası. Yani Loşna istikameti. Cavit Paşa'nın bulunduğu yer dedi. Meğerse bu subaylar yarım saatten beri hangi istikamete gidilmesi gerektiğini tartışmışlar. Loşna'da Cavit Paşa'ya katılacak olurlarsa Sırplara teslim olacaklarını ve Sırpların ise Türk askerine iyi davrandıklarını, halbuki ordu komutanının emri gereğince Fiyeri'ye ve gidecek olurlarsa Yunanlıların Türk esirlerini öldürdüklerini tartışıp dururlarmış. Kur'an falına başvurmaya karar verilmiş. Sonuçta bu gruptan 5 subay Kur'an falının gösterdiği istikamette ordu komutanının emrinin tersine yola çıktılar. Bir dakika Hakan. Yani bunlar eğitimli güya subaylar arkadaşlar. Sıradan er değil yani. Bu Kur'an falıyla istikamet belirleyenler. Yani eğitimin, askeri eğitimin ki en önde gelen eğitim o zamanlar, seviyesi, durumu bu. Evet. Diğer 2 subay da ordunun talimatına göre Fiyeri'ye gitmek üzere bize katıldılar. Çok şükür ne Yunanlılar ne de Sırplar Türk ordusunun sığındığı bölgeye ilerleyemediler. İşte ordu komutanının emirlerini savaşta bile yok sayan bu zihniyet Balkan faciasını ve Osmanlı Devleti'nin sonunu böyle hazırladı. Orduda savaş kuralları ve harp sanatının yerini dini hükümlerin alması sonucu Balkanlar elden çıkmış ve 600 yıllık Osmanlı Devleti yok olmuştu. Bir dakika Hakan Yoldaş. Demek ki arkadaşlar Batı kapitalizme geçmiş. Modern ekonomiyi ve teknolojiyi yakalamış. Ona uygun askeri eğitim, tekniği oluşturmuş, askeri eğitim vermiş ve ordu oluşturmuş. Şimdi onun karşısında şu ordunun başarılı olmasına imkan var mı? Evet Yoldaş. Rahmi Apak aynı kitapta şöyle diyordu. 1905 yılında Balkanlarda siyasi gerginliğin artması ve Bulgar komitacılarının da işi azıtmaları üzerine harp okulunun bizim önümüzdeki son sınıfının
acele sınavları yapılarak öğrenciler 3 ay önce subay yapılmıştı. Bu yeni subaylar zorla camiye gitmeyi ve zorla namaz kılmayı kabul etmediklerinden biri tarafından padişaha ayaklanma diye jurnal edilmişti. Okullar bakanı ve tophane mareşali ünlü Zeki Paşa koşarak okula geldi. Kısa bir sorgulamadan sonra subay olmuş 3 öğrenciyi 3000 arkadaşının önünde kendi eliyle üniformalarını söküp subaylıktan attıklarını söyleyerek şöyle devam etti. Efendiler, siz hepiniz adi ve fakir ailelerin evlatlarısınız. Padişahımız Efendimizin ekmeğini yiyerek burada okudunuz, subay oldunuz. Buna şükretmeyerek üstlerinize itaatsizlik etmişsiniz. Bunu padişahımız haber almış, beni gönderdi ve size şu sözleri söylememi irade buyurdu. Efendimizin size hiç ihtiyacı yoktur. Sizin gibi binlercesini vapurlara doldurarak denizin dibine dökebilir. Efendimize ancak sadık kullar gerekir. Bunu böyle bilesiniz. Padişahım çok yaşa dedi, döndü, gitti. Bir dakika arkadaşlar, işte Abdülhamid'in uygulaması. Subayları böyle yetiştiriyor işte. Namaz kılacak, camiye gidecek, padişahım çok yaşa diyecek. Yoksa aynı kafa, savaş sanatını öğretme diye bir şey yok. O konuda bir çaba, bir eğitim, bir sınav yok. Sadece ölçüt bu. Şimdi bundan ordu olur mu arkadaşlar? Olmaz. İşte Tayyip de aynen bunu oluşturuyor şimdi. Askeri okulları kapattı. Askeri hastaneleri kapattı. Harbiye'yi kapattı. Ne yaptı? Orta çağcı. Türbanı serbest bıraktı. Türbanı serbest bıraktı. Ondan sonra... Altay'a indiriyor. Evet. Altay'a indiriyor arkadaşlar. Bir akademi kurdu. Onun başına da orta çağcı birini getirdi. Evet. İşte despotluğun mareşali kendi zorba efendisinden Sultan II. Abdülhamid aldığı emri böyle yerine getirdi. Rahmi Abak'ın Osmanlı dönemini yansıtan diğer bir anısı, biz öğrenim gördüğümüz yıllarda Padişah II. Sultan Hamid memlekette tam bir diktatör durumundaydı. Daha önce Sultan Abdülaziz tahttan indiği saltanat darbesinde harp okulunda rol aldığında Abdülhamid harp okulunu sıkı kontrol altında bulundururdu. Mesela öğrencilerin ellerine verilen silahlar, mekanizmaları, ateş yapacak parçalar sökülmüş, süngüsüz, Martin Hani tüfekleridir. Halbuki o zaman Türk ordusu Almanya'dan satın alınmış Mauser silahları ile donatılmıştı. Öğrenciler tüfeklerin, cephanenin yüzünü bile görmezler. Tek bir mermi atmazlar. Atış eğitimleri yapılmaz ve böylece bir tüfeğin nasıl patladığını hiç işitmeden kıtalara askerleri yetiştirmek ve gerektiğinde düşmanla savaşmak için gönderirler. İşte ordunun yetiştirilmesi bu arkadaşlar. Bu. Yani orduda o an kullanılmakta olan Mauser silahını vermiyor. Eski demode silahı veriyor, onun da mekanizmasını sökerek veriyor. Tek bir ateş ettirmeden, tek bir mermi patlattırmadan cepheye gönderiyor. Yani böyle subay olur mu ya? Böyle eğitim olur mu? Şimdi bunun neresi örnek alınacak bir dönem? Neresi örnek alınacak bir padişah? Nesini örnek alacağız bu adamın? Ama bu neyin örnek alıyor? Orta çağcılığı. Din alıp satışını örnek alıyor. Evet yoldaş. Her gün 5 vakit namaz kılmak zorunlu olduğundan, namaz kılmak için abdest almak da gerektiğinden birçok öğrenci abdestsiz olarak camide yatıp kalkardı. Her akşam yoklama yapılır, borazanın bir T işareti ile 3000 kişi bir ağızdan padişahım çok yaşa diye bağırsa da bazıları padişahım baş aşağı diye haykırmayı ihmal etmezlerdi. Tabii bu zorbalığa isyan eden de var, namuslu insanlar da var, yeter diyor yani. Evet.